Sağ ol, teşekkür ederim. Eşimizden ayrıldık mı? Teyzem rahmetli mi oldu? Vallahi benim manzaram karanlık. Ah! Çilekeş. Ne yaptın? Ne yaptın? Çile bülbülüm çile. Ne bileyim artık. Yine buna şükür. Yaşamaya, ayakta durmaya devam ediyorum. Niye manzara karanlık Sefer amca? Vallahi kader. Kader olarak inanıyorum. Ne oldu? Anlat bana. Önce bir evlilik amcamın kızıyla yaptım. Kaç yaşında? 17 yaşında. Gencecik bir delikanlıyken. Evet, ne bileyim artık bu. Aileler mi istedi? Hayır, hiç kimsenin haberi yokken. Sen mi sevdin? Sevmedim de aldım, kaçırdım. Oldu? Sevmediğini mi kaçırdın? Yani görmeden, tanımadan, bilmeden. Niye? Derdin neydi? Ne bileyim artık, birilerine verilecekmiş. O da aa, verilmesin diye ben o tarafın önce hayatını kararttım. Sonra da benim hayatım karardı. Ben dobra ve yalan, iftira atmam. Şimdi sen, yani gerçeklere hani, peşinde giden bir kişiyim 17 ama. 17 yaşındayken evet, hiçbir şekilde ailenin baskısı olmadan öz amcanın kızını kaçırarak evlendin. Evet, doğru. Doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Ama diyorsun ki ailemin suçu yok, ben istedim. Evet. Onu başkasına vereceklerdi. Ben onun etmeğini kestim, onun kaderini baltaladım. Niye yaptın bunu? İşte cahillik, 17 yaşındaki bir. Şimdi diyorum ki çok mu sevdin, yok diyorsun. Sevdin mi? Hayır, tabii evlenince sevdim. Bir evlenmeden, ay, evlenmeden. Hani çok evlenmeden sevdiğin için mi? Yalan hani başkasına konuşmayayım, yar etmeyeyim, ben mi alayım dedin, ne oldu? Hiç bilgim, tanıma, amcamın kızı yakındı. Tamam. Yani ne bileyim artık, birdenbire oldu. Kaçırdım. O gençliğin vermiş olduğu cahillikle. Evet, o cahillikle. Böyle kanın deli akıyordu o yaşlarda. Evet, evet, evet. Peki kızın gönlü var mıydı sende? Vallahi gönlü olmasa bana gelmezdi, kaçmazdı. Geldi, ama diyorsun ki onun da hayatını baltaladım. Onu, evet. O ne oldu? İşte hayır, başka birisine verilecekti. Ondan ben aldım, kaçırdım. Kız ben seni de istedi. Evet, beni başkasına istedi, verecekler. Evet, verecekler. Vermesinler, ben sana geleyim dedi. Evet. Sen de aldın. Evet, evet. Niye öz amcanın kızı, niye gidip istemedin? Niye kaçırdın? İşte ne bileyim, o beceriyi yapamadım. Ailene söyleseydin yardım ederdin. Söyleyemedim. Aa, öz amcanın çocuğu yani. Gerçi akraba evliği de. Kader. Tasvip etmiyoruz kimseye yani. O kadar, evet, yakın doğrudur, akraba evlilikleri. Çünkü çocuklar hep. Öz amca değil de bab, dedemin kardeşinin kızı. Ha, dedeler akraba. Evet. Ha. Uzaktan akraba oluyor. Ne oldu? Sonra ne bileyim artık. 5 ay iyiydik. 5 ay sonra. Ayrı mı oturdunuz yoksa hep hayır, beraber? Hayır hayır. 5 ay sonra hal ve hareketleri yok, değişti. Yok yok, evlenince ayrı mı oturdunuz, anne aynı, babayla aynı mı? Aynı yerde oturduk, resmi nikah yaptırmamıştım. Tamam, çünkü daha yaşınız reşit değil. Evet, ondan sonra ne bileyim işte 5 ay sonra bana ne bileyim artık, yani hiç benim kabul etmeyeceğim hal ve hareketleri yapınca ben de gıcık kaptım. Ne bileyim artık, elimden bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm, cezasını yattım. Ne yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. Hanımını mı öldürdün? Kader olarak. Nasıl kader ya Sefer amca? Ya demek ki suçlu olarak. Nasıl böyle bir şey yaptın sen? Efendim. Aa, bir dakika şimdi. Evet, benim hayatım ne bileyim. Yine buna şükür. Niye yaptın böyle bir şey? Cahillik, çocukluk, ne bileyim artık yani, bir ne bileyim, ben kendim bile inanamadım bu yapmış olduğum hareketlere. O nedenle o oldu, bitti gitti. Cezaevinde yatarken Ecevit'in afı çıktı. Allah razı olsun. İş bana orayı verdi, anlatır Ece mısın? Cezaevine efendim girmeden önceki durumu anlat bana. Yani efendim, 17 yaşında kaçırarak amcanın evet, kızıyla evlendin. Evet. Aile içinde oturuyorsunuz çünkü daha reşit değilsiniz. Kaç ay sonra böyle bir felaket oldu? 6 ay sonra. 6 ay sonra böyle bir evet, felaket oldu. Evet. Bu felakete sebep olan şey neydi ki? Felakete böyle sebep bir zulüm yaptın olan şey sade kıskançlık ve bir de hal ve hareketleri hoşuma gitmediği için. Hiç kimsenin haberi yokken gittim olayı yarattım. Olmaması gerekirken. Ama kaderim, ne yapalım? Kıskançlıktan ben dolayı mı yaptım bunu? Evet, herhalde kıskandım ve gördüğüm hal ve hareketlerden dolayı bu olaya teşebbüs ettim. Kanım dondu şu an.
Evet. Olması iyiydi ama oldu. Pişmanım. Ne bileyim artık. Her gün haberlerde görüyoruz ya Sefer amca. Evet. Kıskançlıktan dolayı eşleri ayrılmak istiyor diye ya da boşanmış eşlerini böyle katlediyorlar ya. Allah korusun. Yani ne bileyim ben öyle bir şey gördüm. Ben her sabah ben de dua tüylerim ederken, her sabah diken dua oluyor ederken, da öyle istemeyerek oldu bu. Allah'ım diyorum sebep. Sen içinde kötülük barındıranlara, şeytana uymuşlara sen merhamet ver. Amin. İçlerine merhamet koy. Sağ ol. Şimdi sen içeride yattın. O ayrı bir şey de. Senin o vicdanın acısı nasıl dinleyecek? O dinmeyecek. Vallahi vicdanımı ben hep... Vicdanımı acı acı dinliyorum. Dinmeyecek ki o acı. Dinmiyor işte. Çile kaç bülbülüm, sene yattın içeride? Çile bülbülüm çile. 14 yıl. 14 yıl içerideydin. Evet. Ve çok... Yani gerçekten şu an ne konuşacağımı bilemiyorum yani kilitlendim. Yaşamış olduğun o olay bir anlık şeytana uymak, bir anlık değil mi? Bir anlık gaflet. Evet, doğrudur efendim. Bir anda gözün karardı. Evet. Öfkene efendim. Hakim olamadın. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Ama pişmanlık ele geçmiyor. Ama bundan sonra ne bileyim kurban olduğum Allah hakkından hayırlısını versin. Peki, İftiradan, yalandan, dolandan çok korkarım. Rabbim affetsin seni inşallah. İnşallah efendim. İnşallah. Rahmetli eşin de inşallah nurlar içinde yatsın. Evet. İnşallah. 14 sene yattın içeride çıktın. Evet, evet. Çıktıktan sonra ne oldu? Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendim. Onu nasıl tanıdın? Affedersin belediye, Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyordum temizlik işçisi olarak. Tamam. Ne bileyim o zaman da paramız iyiydi. Bir hemşerimle tanıştım. Bir hemşerimle tanışınca evliliğe doğru gitti. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne bileyim artık yani o da beni bir para için kafayı aldı, evimi aldı, paramı aldı. Beni öldürmeye kalktık. Kendi gitti. Seni öldürmeye mi kalktı? Evet. Mahkemede her şey. Bunlar senin iddiaların. Benim iddialarım doğrudur. Ben yani hiçbir yalanım tarafa, yoktur. Karşı tarafa her zaman hiç cevap hakkı doğuyor. Peki. Efendim. Niye seni öldürmeye kalktı? Evlendikten sonra mı? Hayır nikah daha boşanmamış kocasından boşanmamış. Beni her para için evim için beni aldatıp evimi alıp paramı alıp beni kesecekti. Bir dakika ama sen kocasından boşanmamış bir kadınla ne işin var? Ne bileyim işte dost hayatı gibi yaşadık. Aa, her tarafa hata bunun. Hata benim hatam değil ki bana doğruyu konuşmayan hataya ben düşüyorum. Sana doğruları konuşulmuyor bana hataya ben düşüyorum. Ya sana ben bekarım mı dedi? Evet. Evet. Ben bekarım dedi. Evet. Evet. Sonra siz arkadaş oldunuz, tanıştınız. Evet, evet. Evli olduğunu mu öğrendin? Sonunda öğrendikten sonra bacayı geçti. Evi verdim, paramı öğrendiğin verdim. Öğrendiğin zaman ne yaptın sen? Ben de artık sabretmeye başladım. Sabrede sabrede beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onu da mı öldürdün Sefer evet. amca ne yaptın ya? Bende yalan yok. Dobrayım ben yani yalanım yok. Ay ama yani ben... Olmasa iyiydi ama oldu işte ne yapalım. Ama Sefer amca ben hakikaten şu an... Yalan konuşmaya da ama gerek yani... yok. Tamam da Sefer olmasa amca yani... Olmasa iyiydi ama oldu ne yapalım. Ama olmasaydı iyiydi oldu... Yani artık sinirden ağzım dolandı ya konuşamıyorum. Olmasaydı iyiydi de oldu olur mu Sefer amcacığım? Hadi bir tane derim ki 17 yaşındaydın... Cahildin dedim. Kanın deli akıyordu. Bir anlık gaflete kurban gittin. Yaptın bir hata. Ki yapmaman gerekiyordu zaten de. Ama yani şimdi bizim her gün haberlerde izlediğimizden ne farkı kaldı bu durumun? Ne bileyim ben derdimi, gerçekleri konuşmak için müsaadenizle ama geldim yani şimdi buraya. Sefer amcacığım, ben beni durumda, kabul eden. Ama bu durumda seni kimse nasıl kabul etsin kabul Sefer ederse. Amca? Ya şimdi kabul iki etmesin. Tane kadını katletmişsin, öldürmüşsün. Ben istah oldum, akıllandım artık daha. Ama şimdi nasıl güven ya? Ben bir kere sunucu olarak sana nasıl güvenip de burada ben sana bir hanımı emanet edebilirim ki? Ben bunu yapamam, özür dilerim. Ne olur yani lütfen beni yanlış anlamayın ama ben programı terk etmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Lütfen. Buyurun efendim. Sağ olun.